bırak yürüyüp yürüyüp sporlar yapacakken sen çılgınlar gibi sigara içmek için. Mete yapıyorum ya. Sigara almak, sigara ticareti yapmak. Tam da güneş batarken saati denk gelmiş. İyi oldu bak, ne çok sıcak ne şey. Sıcak olmuyor zaten. Geçen sene sıcakla lağım vermişler. Kıftırıcı çıkmış burası ama bilmiyorum. Çılgın güvercin var. Kukuççuk diyor. Dikkat, köpek olabilir ha. Köpek boklarınızı temizleyin yazıyor. Adil güneş geldi. Herkesin evi var. Evin önünde arabası. Rahat bizim rahat. Bizim başka kimse yok burada. İşte her pazar günü her yer 3'te 4'te kapanıyor. Ne yapsın, yürüyüş yapıyor, evet. Etrafta dolaşıyor. Evinde. Hiç bak, etrafta bir iki bir orada çöp var. O da ayran mı, süt kutusu mu ne? Hiç etrafta çöp yok. Hadi. Aa, bu çılgın güvercin nereden? Yeşil kafalı ördek gibi bunlar. Dur bak, yakınlaştırayım azıcık. Bıldırcın gibiler biraz. Değişik bir tür. Sivrisinek. Abi yapma öyle bacaklarını. Video çekiyorum. Çıktı. Orman bitti. Orman bitti. Barvel bölgesine çıkmışız. Değişik. Çalı kuşları var. Küçük. Bizim artık İstanbul'da zor gördüğümüz milletin sıra sıra evleri. Burası boş büyük bir tarla. Burada da herkes evinde, bagajında, kendi bahçesinde bir şeyler yapıyor. Burada sıra sıra. Burası ne? Göremedim Evans. İşte bunların park kısımları içeride. Şeyde de galiba, Wallace ve Gromit çizgi filmde de hep böyle tuğla rengi evler vardı. Gerçekten bunlar da hep böyle. Buralarda da büyük otopark. Park alanı, ortak park alanı. Bir yer pub gibiymiş galiba. Evet. Canlı sporlar, pub, oyunlar, aileler hoş geldi diyor. İşte burada bir eski bir bina. Ay, burnuma sivrisinek kondu. Burada biraz köşk tarzı bir şeyler var. İşte tuvaletleri gördükçe ben hep burası tuvalet diye seviniyordum. Eğer burası kiralık anlamındaymış. Keko gibi iyisini koymamışlar, tuvalet yazmamışlar diyordum. Too late to rent gibi kiralık manasında kullanılırmış. Nereden bileceğiz? Köy cahili olduğumuz için. Çöplerde böyle. Arka kapıya verin diyor. Arka kapıya getirin diyor. Demek ki giriş orada. Burası ne? Burası yok. Burada yapılan ev dediğin tahtalardan ev inşaatı. O zaman hazır duvar, hazır şeyi kullanıyorlar yani. Bak ne kadar kolay oluyor. Suntaları ya. Bu iskele. Aha, bu ne çılgın mucit arabası gibi. Derisini çıkardı. İşte özel bölge park etmek yasak mesela. Bak
Barbel Indian Cuisine kliması var. Indian yemekleri, Hindistan yemekleri olan bir şey demek ki. Herkes. Burada da bir şey var da evler hep böyle. Cottage tarzı. Dışları kırmızı tuğla. Tavanları da bizim oradaki gibi. Şeyler bacalara. Aa, burada bir kale var. Bacalara şey olmasın diye de yerde bir tane bisküvi poşeti gördük ilk defa. Hiç etrafta çöp yok. Yani yollarda bir pet şişe, bir çöp, hiçbir şey yok. Bir canım videoya konuşuyorum da insanlara geçtiğimiz yeri anlatmış oluyorum ama Türkçe oluyor tabi. Bu herhalde kilise ya da kale mi, katedral mi? Burası ne? Saint Paris Court'u. Orası da mı kilise? Court ne demek onu bilmiyoruz. E bizim oradaki şey de Saint Mary's Church. E bu arası nasıl çıkmaz? Zigzag yapıp Arka Cadde'den çıkıyor. Ha, çıkmaz sokak. Evler. Sarı çiçekli mi? Şurası mı? Dur duralım. Şurası. Şimdi başka birisi kiralıkmış da 3 tane giriş var, mavi beyaz. Bir de köşesinde çiçekleri olan. Böyle. E burası tam işte banliyöler gibi. Bizim Ataköy'de böyle. De burada yol bitiyormuş. Hadi videoyu da kapatalım.